Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Orgeneral Oleksandr Sirinski göreve başladığı Şubat ayından bu yana hiçbir yerde özel demeç vermedi. Ve ilk verdiği demeçte İngiltere'nin önde gelen yayın organı The Guardian oldu. Ve orada yaptığı açıklamalar esasında savaşın şu andaki halini ve geleceğe dönük bakış açısını göstermesi bakımından önemliydi. Çünkü sonuç itibariyle savaşın tam içinde savaşan bir genelkurmay başkanından bahsediyoruz. Eski kara kuvvetleri komutanıydı. Jaruzhny'nin İngiltere'de büyükelçi olması sürecinde Zelenski tarafından genelkurmay başkanlığına getirildi. Kara kuvvetleri komutanı iken de muharip bir karakterdi. Yani ordusuyla beraber yüksek risk alarak cephenin içinde yer alan bir komutan olarak dikkat çekti. Şimdi de öyle. Sirinski az konuşan fakat ciddi çalışan bir asker olarak tanınıyor. O nedenden dolayı yapmış olduğu açıklamaları önemsedim ve gördüğüm kadarıyla bizim tahmin ettiğimizden çok daha zor günler yaşıyor Ukrayna. Kendi ifadesi. Ama bizim tahmin etmediğimiz ve bilmediğimiz nedenlerden de Ukrayna kendini yakın bir gelecekte savaşa çok yakın görüyor. O yönden kısa notlarla neler anlattığını size aktaracağım. Çok fazla da yorum yapmamaya çalışacağım çünkü bu konuda siz kendiniz bir değerlendirme yaparsanız çok daha faydalı olur şahsınız için. Diyor ki, bu savaşta Rusların ekipman, mühimmat ve insan sayısı açısından üstünlüğü var. İlk defa doğru düzgün rakamlar görüyoruz. İşgal gücü başlangıçta 100 bindi. Şimdi 520 bine ulaşmış durumda. Arkadaşlar, şaka mı bu ya? 520 bin askerden oluşan Rus ordusu şu anda Ukrayna topraklarında savaşıyor. 520 bin. Rus ordusu kaç milyon oldu acaba bilmiyorum yani. En az 3 milyonluk bir ordudan bahsediyoruz o zaman. Savaş araçlarına gelince 1'e 3, 1'e 2 hep Ruslar üstün. 2022'den bu yana savaşa katılan tank sayısı, şimdi iyi sıkı durun, 1700'den 3400'e tam iki katına çıktı. İnanılmaz bir savunma sanayi üretimi bu. Yani 1700 tankın yanına 2 yılda, 3 yılda neyse 1700 tank daha koymuş. Topçu bataryalarının sayısı 3 misli arttı. Bunlar hep yeni üretimler yani. Çünkü habire bitiyor, habire düşüyor, parçalanıyor. Zırhlı araçlarda başlangıçta 4500'dü, şimdi 8900'dü. Yani 100 bin asker 4500 zırhlı araçla girmiş. Şimdi 520 bin asker Ukrayna topraklarında ve 8900 zırhlı araçla harekat yapıyor. Düşman bütün cephelerde bu anlamda üstünlüğe sahip. Bu nedenle tedarik, lojistik alanında çok ciddi çalışmak zorundayız. Rusya her cephede bütün yönlerden saldırıyor. Peki bu ilerlemeler durdurulabilir mi? Elbette. Öncelikle kahramanlardan oluşan bir ordumuz var. Bunu her dakika yaşıyoruz. Sessiz operasyonlarla kendilerinden çok kalabalık birimleri ortadan kaldırıyorlar. Bakın, Harkov ve yanındaki Sumi bölgesini ele geçirmek istediler ama başaramadılar. Sözde bir güvenlik koridoru yaratacaklardı. Olmadı. Yapamadılar. Hep soruluyor. Zaporijya'nın güneyinden saldırırlar mı diye. Saldırabilirler ama biz zaten hazırlıklıyız. Demek ki NATO kurmaylarıyla Ukrayna kurmayları derslerini çalışıyorlar. Bu onu gösteriyor. Askeri açıdan düşman ciddi bir ilerleme sağlayamadı. Yerel bazı ilerlemeler oldu ama bunlar zaten stratejik durum değiştirme kabiliyetine sahip değillerdi.
Cephenin tamamı 3700 kilometre. Bunun 977 kilometrelik bölümünde çatışma yaşanıyor. 3700'ün 977 bölümü. Rusya'nın bazı bölgelerdeki başarılarının büyük bir insani kayıp yönü var. Rusya kayıpları Ukrayna kayıplarının 3 misli. Rus alan komutanları 100 metre ilerlemek için yüzlerce askerini bilerek ölüme yönlendiriyor. Onlar hedefe maliyetine ne olursa olsun ulaşma derdinde, ama bizim personelimizi korumak gibi bir görevimiz var ve yeri geldiğinde Avdiivka örneğinde olduğu gibi geri çekilip daha iyi bir savunma hattı tutmak durumunda kalıyoruz. F-16'ların gelişi kuşkusuz hava savunmayı güçlendirecek. Esas olarak da Rusya'nın drone saldırılarına tam bir perde oluşturacak. Ama şimdi burası da önemli. Bu kapasitenin de sınırlı bir kapasite olduğunu bilmek durumundayız. Hayalci değil. Rusya'nın hava kuvvetlerinde kapanması çok güç bir üstünlüğü var ve hava savunma sistemleri çok güçlü. Bu nedenle SİHA'lara ağırlık verdik. Dikkat ediyorsanız Türkiye'nin bundan yıllar önce başlatmış olduğu SİHA stratejileri, mesela 2020, yani biz kendimizinkileri yaptık, hani Irak, Suriye falan, ama mesela Azerbaycan'ın 2020 savaşındaki büyük başarısının ana unsurlarından biri SİHA'ları çok iyi kullanmasıydı. Şimdi anladığım kadarıyla bu güçlü bir orduya veyahut güçlü zırhlı birliklere sahip yapıya veyahut antiterör operasyonunda SİHA'nın kullanımına ilişkin Türk doktrininin ne kadar öne çıktığını gösteriyor. İnsansız sistemleri kullanmakta başarılıyız. Karadeniz filolarının 1/3'ünü sadece insansız deniz araçlarıyla batırdık. Kremlin Sivastopol'un tamamından çekilmek zorunda kaldı diyor. Çok zor günler yaşadık. Burası önemli. Yaşamayı sürdürüyoruz ama bu savaşı kazanacağız. Nasıl yapacağımızı da biliyorum. Özellikle Kırım'ın 10 yıllık işgalden sonra kurtarılması son derece gerçekçi bir plandır. Bunu yakında başaracağız ve kısa zamanda 1991'deki uluslararası düzeyde tanınmış sınırlarımıza ulaşacağız diyor. Bu büyük bir iddia ama sonuç itibariyle bu da bir savaşın içindeki bütün olayları takip edip savaşı yürüten ve şu ana kadar da özellikle Amerikan yardımının askıda olduğu 4 ay içinde Rus ordusunu durdurmayı başaran bir komutanın açıklamaları. Hoşça kalın.